1990 yılında babamın kurduğu bir firma, Pars Metal. Daha sonrasında da 2000'li yıllara geldiğimizde bizim işte üniversite maceramız başlıyor. Üniversiteye gittik. Üniversiteye geldikten sonra da kardeşimle beraber, Nuri Kuren, üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı kendisi, onunla beraber bu işi yapalım diye niyet ettik. Babamın rahatsızlığı ortaya çıktı. Babamın da bu işi yapıp yapmayacağı o ara tam net değildi aslında. Dedi ki bizim bu işi yapmamız lazım, bu bölgeye hizmet etmemiz lazım ve en iyi iş bildiğimiz iş diyerek çıktığımız bu yolda bugünlere kadar geldik. Tabii süreçler böyle çok bugünkü anlatabildiğimiz kadar kolay geçmedi. 2011 yılında ben şirkete başladığımda o zamanlarda bir küresel bir kriz vardı. Tam krizin ortasındaydı. İşte finansmana ulaşmak çok zor. Biz de iş aldık, yeni bir iş almıştık. Süreç yavaş ilerliyor. Yani para bulamıyoruz, malzeme bulamıyoruz. Ona benzer sıkıntılarımız var. Hani kıt kanaat geçiniyoruz diyebileceğimiz bir dönem. Daha sonra ne yapalım? Dedi ki hani bu iş çevreyle yapılır. Benim rahmetli dedem öyle derdi. Oğlum para tanıdıktan alınır, dosttan alınır. Yabancı da zaten senin işlerine gelmez. Ona göre işinize sahip çıkın, ona göre bunu da kendinize öğüt olarak edinin derdi. Ve öyle biz dedik ki eşimiz, dostumuz var, arkadaşımız var. Hani gidip borç para arayışındayız. Zaten kredi bulamıyoruz. Çocukluk arkadaşım, hurdacı bir arkadaşımız var. Dedik ki biz ondan alırız malzemeyi, her türlü işimizi yaparız. Parayı da 60 gün sonra aldığımızda teslim alıp ödemesini yaparız. Hiç unutmuyorum Haziran ayı 2011'de. Haziran'ın tam böyle sıcakların yeni başladığı dönem. Güneşin altında kardeşim Nuri ile beraber malzeme seçiyoruz. Hevesliyiz, yeni iş almışız. İyi olacak, sonunda para kazanacağız. Şöyle olacak, böyle olacak derken malzemeyi seçiyoruz. Arkadaşımın babası geldi. Dedi, ne yapacaksınız, ne zaman edeceksiniz? Biz kimseye veresiye vermiyoruz falan. Dedi ki amca hani biz konuştuk arkadaşlarımızla. İsimlerini de çok böyle zikretmeyeyim. Hani ayıp olmasın, geçmiş zaman 15 yıl olmuş. Malzemeyi seçtik, Kantar'a getirdik. Tabii vücudumuz komple suya düşmüş gibiydi yani. İkimiz de aynıyız Nuri'yle. Çocuk geldi dedi ki ya dedi kardeş kusura bakma biz sana bu malzemeyi veremeyeceğiz. Biz hiç ikiletmedik yani. Olabilir dedik. Yani biz de babamız var başında, olabilir. Ama malzemeyi vermediklerine değil güneşin altında malzeme seçtiğimize üzülüyoruz tabii o zaman. Geldik. O zaman Tarsus Sanayisi'nde dükkanımız var. Dükkanda oturuyoruz. Ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz. İşte o malzemeyi vermedi. Bir iş bulduk, onu yapamadık. Nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Teslim edebilecek miyiz? Yan tarafımızda bir tane nakliyeci bir abimiz var. Dedi ki yani hani böyle yaşımız da çok böyle dert sahibi olunabilecek bir yaşta değil. Ya ne derdin var senin dedi ya. Kara kara düşünüyorsun falan. Ben de şimdi derdimi anlatsam, diyorum ki derdi anlatacağım. Boşa dert anlatmış olacağım. Vakit geçecek. Anlatacak mecalim de yok. Yani yorulmuşum. Çünkü olmuyor yani. Ne yapsan olmuyor. Dedi ki ya derdin ne? Zorladı bizi. Biz anlatmaya başladık işte. Böyle böyle oldu. Çocukluk arkadaşımız böyle yaptı falan. Ya dedi dert ettiğin şey bu mu dedi ya. Telefonunu çıkardı. Bir malzemeciyi aradı. Sıfır malzeme satıyorlar. Dedi ki ya dedi benim dedi bir yeğenim var. İşte bu iş yapacak. Buna da malzeme verir misin? Tabii ben ama umutsuzum yani. Çocukluk arkadaşım vermemiş yani. Tanımadığım bir adamdan yardım göreceğim, destek göreceğim. Hiç beklediğim şey değil. Dedi ki telefonu kapattı. Kendisi nakliyeci zaten. Emre dedi, ben dedi hemen dedi halledip geliyorum dedi. Listeyi ver bana dedi. Umutsuz bekliyoruz ama. Bir geldi malzemeleri almış. Dediğim gibi hiç beklemediğim bir yerde. İşte bir şekilde istek olursa yardım bir şekilde sana ulaşıyor. Biz işi yapmaya başladık. Tabii 30 yıl sonra biz paramızı aldık. O adamla ödemesini de yaptık. Bitti ve yıllarca çalıştık. Yıllarca bu işin de nakliyesi sürdü. O nakliyeci bu işin nakliyesini yaptı. Malzemesini o abimizden aldık. Ve ondan sonra işimiz yolunda gitmeye başladı. Ama çok azimli çalışıyoruz. Yani ben sabah 7'de işe başlıyorum. Geliyorum gece 11'lere 12'lere kadar dükkandayım ve o arada çalışan adam da yok yanımızda. 2-3 kişiyiz. Ben yardımcı eleman gibi çalışıyorum ortada. Ustalara yardım ediyorum. Ben kendim zaten çok böyle hani Nuri kadar, kardeşim Nuri kadar üretime hakim değildim. Kıyafetimi değiştiriyorum. Ürünleri yaptıktan sonra götürüyorum. İş yaptığımız firmaya teslim ediyorum. Geliyorum tekrar çalışmaya başlıyorum. 12'lere kadar, 1'lere kadar bazen. Böyle çalıştık. Yani yaklaşık 2 yıl, 3 yıl boyunca bu tempoyla devam etti. Sonra biz insanla olan işleri nasıl azaltabiliriz'e gitmeye başladık. Bu arada biz o yılın Haziran ayıydı işte. Aralık ayında bizim
200 metre atölyemizde, sanayideki tam 21 kişi çalışıyordu. 3 vardiya çalışıyordu. Tarsus sanayisinde vardiyalı çalışan ilk firmayız. Yani dediğim dönem ben 22-23 yaşındayım. Bizim oradan çıkmamız gerekli. Yani yerimiz yetmiyordu artık. 6 ay sonra yerimiz yetmemeye başladı. 1 yıl sonra da 1000 metre olan başka bir alana geçtik. 10 yıl orada kaldıktan sonra da bugün Mersin Tarsus Organize Sanayi 3. bölgedeki yeni fabrikamıza taşındık. Böyle hani anlatınca çok çabuk geçiyor. Ama gerçekten çok zor günlerdi. Çok zor günler atlattık. Ve sonrasında da hiçbir krizde de dinlenmedik. Şöyle, ayağımızı hep yorganımıza göre uzattık. Çünkü parasızlığın, imkansızlığın neler olduğunu biliyoruz. Yani o günlere geri dönmemek için de çalışıyoruz. Önümüzde uzun yıllar olduğunu düşünüyoruz ticarette. 15-16 yıldır ben bu sektörün içerisindeyim. Ve iyi yerlere, firma olarak 15-16 yılda iyi yerlere geldiğimizi de düşünüyoruz. 2013'te ilk siyasi tezgahımızı aldık. Konya'ya gittik. Bizim zaten bölgedeki problemlerimizden bir tanesi işte bu sanayi şehri olmaya çalışıyoruz Mersin olarak. Mersin'de biz 2013'te biz Tarsus'taki ilk tezgahlardan bir tanesi biz aldık CNC Torna'da. Sayılıdır. Belki işte bizim ölçeğimizdeki firmalarda belki o zaman 10. tezgah falandı. Tarsus'ta da ilk 3'e girer aldığımız CNC. Konya'ya gittiğimizde Konya'da merak ettim. Dedim ki abi kaç tane CNC var Konya'da? Yani Konya sanayisi nasıl bu kadar büyüdü? Konya'da o yılda 8000 tane kayıtlı, 5000 tane kayıtlı CNC tezgah vardı. Bak Mersin'de belki, hadi ben yanlış hatırlıyorum, 50 tane olsun. Sanayinin büyümesi için, sanayinin ilerleyebilmesi için talaşlı imalat sektörü bu işin tabanıdır. Talaşlı imalat olmadan sektörel, yani sanayi bazlı büyümek çok zor gözüküyor. Çünkü bugün cam sanayinin de bizle işi var, çimento sektörünün de bizle işi var, gıdacının da bizle işi var. Yani bütün makine olan bir yerde, yedek parça ihtiyacı olan bir yerde bizim işimiz var. O yüzden talaşlı imalat sektörünün Mersin bölgesinde gelişmesi gerekiyordu. Ben başıma kötü bir şey geldiğinde o günü hatırlamaya çalışıyorum. Yani o gün, o Haziran ayında güneşin altında çektiğim eziyeti ben hiçbir zaman unutmayacağım diye kendime söz verdim zaten. Bazı şeyler, bazı anlar insanları böyle kamçılar. Beni kamçılayan şey de o güneşin altında, o sıcakta o malzeme seçip ve o malzemeye ulaşamamak, alamamaktı. Bu anımda hep böyle hayatımın bir köşesinde zaman zaman hatırladıkça böyle hem duygulandığım, hem üzüldüğüm, işte hem sevindiğim, bütün duyguları bir arada yaşayabildiğim bir an. Gençlere tavsiye şu, sadece istek olması gerekiyor. İstek olduktan sonra, o azim olduktan sonra ben her şeyin olabileceğine inanıyorum. 2010 yılında başlayan kriz çok da uzun sürdü. Yani şu kadarını söyleyeyim, 6 ay boyunca biz her gün sanki sabah iş varmış gibi, daraba vardır sanayide, darabayı kaldırıp indirdik, kaldırıp indirdik. 6 ay boyunca siftah yapmadan dükkanı kapatıp eve gittiğimizi biliyorum. Ama vazgeçmedik. Vazgeçmemek bu işin temelinde yatıyor. Ben de şöyle bir mantık var, bir başkası yapıyorsa bunu neden ben yapamayayım diye bir düşünce var. Bence bunu herkes kendisi de kendi içinde değerlendirmeli. Yani hiçbir şey zor değil, hiçbir şey imkansız değil. Her şeyin başı sağlık. Sağlığın, huzurun yerinde olduktan sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Başarıya giden o yoldaki en büyük etken inanmak, inanarak istikrarlı bir şekilde çalışmak. Yani bu da azim olmuş oluyor. O olduktan sonra hepsi olur diye düşünüyorum. We'll be right back.